yaptıklarıyla yaşanan toplantıyı konuşalım. Size nasıl bir yansıma bıraktı bu toplantı? Mehmet Şimşek'in vermiş olduğu mesajlar biraz kamuoyuna da yansır durumda artık. Bizlere de yansır durumda. Nasıl değerlendiriyorsunuz dünkü toplantıyı? Şimdi dünkü toplantıda da aynı Körfez bölgesindeki sermaye arayışı gibi özellikle Amerika merkezli JP Morgan ve Templeton fonlarının Türkiye'ye onların yönlendirmesiyle sermaye sınıfının veya yatırımcının Türkiye'ye yönelmesi mümkün olur mu şeklinde bir toplantıydı. Evet. Hani bize aylar önce ve yıllar önce deniyordu ya faiz lobisi, faiz lobisi, Türkiye'ye asla faiz lobisini yedirmeyeceğiz. Bugünkü toplantı tam anlamıyla Türkiye'nin tırnak içinde faiz lobisiyle yaptığı bir toplantıdır. Yani eğer bunlara biz faiz lobisi diyorsak JP Morgan ve Templeton fonlarının yönettiği yatırımcı kesimle tamamıyla bir faiz toplantısıdır. Bunu buraya bir kere koymak lazım. Şimdi açıkçası bu toplantı önemli. Önemli ama şimdi JP Morgan'ın ve Templeton'ın yönettiği fonların sahiplerinin Türkiye'ye yatırım yapabilmesi için bir tutarlılık görmesi lazım. Bu tutarlılık da madem ki siz 2,5 yıldır uyguladığınız ve yanlış olduğunuz yine kendinizin ifade ettiği yeni ekonomi modelinden daha rasyonel politikalara geçiyorsunuz. Bu durumda Türkiye o zaman bu rasyonel politikalarla başta enflasyona mücadele olmak üzere tüm yapısal sorunlarını çözecek. Böylece yatırımcı için çok daha uygun bir ortam sağlayacak. Dolayısıyla bu yapısal ortam yatırımcıya güven sağlayacak, tutarlılık net bir şekilde ortaya çıkacak ve bu tutarlılık sayesinde de yabancı yatırımcı Türkiye'ye yatırım yapacak. Ancak son dönemde yapılan açıklamalar özellikle faiz oranlarının %15'ten 17,5'a çıkması, önümüzdeki dönemde özellikle seçime giden dönemde faizin ciddi şekilde artmayacağının göstergesi. Özellikle biz şunu görüyoruz, seçime gidilinceye kadar yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın yönlendirdiği şekilde %25'i aşmayan bir para politikası faiz oranına karşı karşıya kalacağız. Ama az önce siz söylediniz, TÜİK'in rakamlarına göre bile Temmuz ayı enflasyonu ciddi şekilde arttı ve yıllık enflasyon %64'e dayandı. Bu durum TÜİK'in açıklaması. Evet. ENAG'ın açıklaması ise %100'ün üzerinde bir enflasyon olduğu yönünde. Sadece İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul'daki yaşam maliyetiyle ilgili açıklaması ise çok daha yüksek bir oranı bize ifade ediyor. Dolayısıyla siz %60'dan üzerine çıkmış bir enflasyon oranını %17,5 bir para politikası faiz oranıyla mümkün değil kontrol altına alamazsınız. Bu durumda ne diyor yatırımcı? Bir, Merkez Bankası para politikası konusunda henüz tam bağımsız değil. Evet. İki, özellikle enflasyonla mücadelede gerekli keskin adımlar atmak için de yeterince cesur değil ya da verilen talimatları ancak seçime kadar yapıyor. Şimdi bu durumda yabancı yatırımcı özellikle Batı ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Batı, Japonya gibi yatırımcı ülkeler JP Morgan ve Templeton fonları gibi fonların onları yönlendirmesini ve ne yöne baktıklarına giderler. Şimdi ben yabancı yatırımcının bu yapılan toplantıda özellikle tutarlılık ve bağımsızlık konusunda yeterince ikna olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Bu durumda biz hala bir süre daha ne kadar zaman ikna olurlarsa ancak o sürede Türkiye'ye yatırım yaparlar diye bunu göreceğiz ve bunun seçim öncesi olması pek mümkün görünmüyor açıkçası. Tabii de şu var. Şu anda Türkiye'de IMF olmadan Sayın Bakan'ın öncülüğünde bir acı reçete tamamen vatandaşın sırtına yüklenmiş durumda. Bakın tüm dünyada gıda enflasyonu, gıda fiyatları 24 aydır sürekli düşerken evet, Türkiye'de sürekli artmaya devam ediyor. Bu yabancı yatırımcı önümüzdeki dönemde Türkiye'ye gelecek. Muhtemelen seçimden sonraki dönemde o da para politikalarında, maliye politikalarında ciddi şekilde bir tutarlılık görürse, hı hı, yapısal sorunları çözme yolunda bir bağımsızlık görürse, Merkez Bankası'nın politika bağımsızlığına tam ikna olursa gelecek. Ama o gelinceye kadar bizim insanımız, vatandaşımız sanki IMF varmış gibi
büyük bir acı reçeteyle karşı karşıya durumda ve bunun altına nasıl kalkacağız bunu anlamış değilim. Ben yine yapılan toplantıda Sayın Erkan'ın maliye politikası konusunda bazı açıklamalar yaptığını duydum. Bu durumda şunu gösteriyor. Evet, biz bütçe açığını da ortadan kaldıracağız. Cari açığı da mutlaka ortadan kaldıracağız. Peki nasıl kaldıracaksınız bütçe açığını ortadan? Yeni vergiler getireceğiz. Ama biz Cevdet Yılmaz'dan biliyoruz ki yeni vergi gelmeyecekti. Ama böyle giderse, bütçe açığı artmaya devam ederse maalesef milletin sırtına yeni vergilerle yüklenecek ve yeni vergilerle millet ciddi şekilde sıkıntı çekecek. Burada sadece bir vergi var. Türkiye'de Türk insanının rahatlayacağı ve gerçek anlamda bu acı reçetenin dengeli bir şekilde paylaşılabileceği. O da servet vergisinin mutlaka ama mutlaka Türkiye'de uygulamaya konması lazım. Yoksa siz artık efendim, ne emeklinin ne de başkasının bunun altından kalkması mümkün değil. Son bir web sayfasına verdiğiniz bir röportaj var. O röportajda da aynı şeyi söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki yani bir kereye mahsus servet vergisi masada olmalı. Ve özellikle dolar kuruyla da ilgili tahminleriniz var. Ben biraz bu servet vergisi meselesini açmanızı istiyorum. Ardından dolar kuruna da geçelim. Çünkü dün Deutsche Bank'ın, HSBC'nin de tahminleri vardı. Revize ettiler daha doğrusu tahminlerini. O noktada dolardan da ilerleyeceğiz. Ama önce bu servet vergisinin bir kereye mahsus uygulanması gerekliliğini bize biraz açar mısınız? Neden bunu destekliyorsunuz? Şimdi şöyle, ben de bunu bir kerelik söyledim ama toplumda bütçe açığını ortadan kaldırmak noktasına ne kadar ihtiyaç varsa o kadar zamanda uygulanabilir. Şimdi bu şundan efendim. Türkiye'de uzun yıllardır hem 2001 krizinde hem 94 krizinde hem 78 krizinde biz hep şunu gördük. IMF ve benzeri kuruluşlar Türkiye'ye geldiler. Yapısal sorunlarınız var. Bunları siz bir türlü çözemiyorsunuz. Bunları çözeceğinizi taahhüt edin. Biz size borç verelim. Size çipa olalım. Sizi güvenli ortama taşıyalım dediler. Türkiye'de bunlara kanaat getirdi ve yapacağını iddia etti. Özellikle en güçlü dönem 2001 krizi sonrasında, hatta AK Parti'nin ilk döneminde doğrudan doğruya uyguladığı IMF politikasıdır. Burada ne oldu biliyor musunuz? Bu acı reçeteler, özellikle bu yapısal sorunların bütün yükü, bütün bütçe yükü, bütün maliye yükü vatandaşın, yani Türkiye'de emeğiyle geçinen, kıt kanaatle geçinen, maaşıyla geçinen, emekli olarak geçinen, işçi olarak çalışan ve esnafın sırtında kaldı. Bu Türkiye'nin %95 nüfusuna denk gelir. Yani biz diyoruz ki tamam, Türk insanı elbette vatandaşı devlet ihtiyacı olduğunda elinden gelen her türlü fedakarlığı yapmaya hazırdır. Daha önce defalarca yapmıştır. Ama madem ki bu böyle, bunun artık adil bir şekilde çözülmesi lazım. Bu adil çözümde gelir düzeyine göre bir vergilendirmelidir. Şimdi siz en kolay vergiyi buldunuz. Tabii. Motor taşıtlar vergisini İki defa almaya karar verdiniz. Ne oldu? Emekli de aynı vergi ödüyor. Çok zengin de aynı vergi ödüyor. Memur da aynı ödüyor. Esnaf da aynı vergi ödüyor. Bu hakkaniyetli değil. Bu anayasanın adil vergilendirme ilkesine de aykırı. Bu gelir düzeyine göre vergilendirme ilkesinin tamamen ihlali. Bu sosyal devletin ortadan kalktı demek. O nedenle ben diyorum ki Türkiye'de madem çok büyük sorunlarla karşı karşıyayız. Bütçe açığında ciddi sorunumuz var. Cari açıkta ciddi sorunumuz var. Bunun sorumlusu maalesef vatandaş değil, tamam. Bunun sorumlusu bugüne kadar yapılan yanlış ekonomi yönetimidir tüm uyarılara rağmen. O zaman biz bu maliyeti adil dağıtmalıyız. Madem ki memur, esnaf, motor taşıtlar vergisiyle, diğer vergilerle elini taşın altına koydu KDV'li, o zaman Türkiye'de Türkiye nüfusunun, Türkiye milli gelirinin %80'ini alan o %20'lik küçük nüfusun, çok zengin nüfusun bir servet vergisi yöntemiyle Türkiye'nin bütçe açığına doğrudan yardımcı olması lazım. Bakın bu daha önce İskandinav ülkelerinde uygulandı. Bu daha önce Asya krizi sırasında Güney Kore'de, Tayland'da, Tayvan'da uygulandı. Türkiye'de de uygulanmalıdır. Bunun başka yolu yok. Çünkü milletin artık sıkacak ne kemeri kaldı, ne kemerinde delik kaldı, ne de belini doğrultacak bir durumu kaldı. 7500 lira maaşınız var, emekli maaşınız. Bir de hasbelkader zamanında bir araba almışsınız emekli ikramiyenizle. Ona şimdi hakkaniyetli olmayan, adil olmayan ve bence anayasaya aykırı bir şekilde iki defa vergi ödeyeceksiniz. Bu
kabul edilebilir değil. Madem ki eşit olacak maliyetlerimiz, madem ki bu sıkıntıyı hep beraber paylaşacağız, madem ki milli dayanışma paketi, ki bence bu biraz da milletin gazını alma paketi ama neyse, o zaman o %80, %85'lik milli gelirden pay alan küçük nüfusta servet vergisi yöntemiyle gerekli maliyete katlanacak. Bu kaçınılmaz. Bunun dışında bir yöntem yine deli dumrul vergisi gibi olur. Geçenden 1 lira, geçmeyenden 2 lira. Bu kabul edilebilir olmaz. Bunun mutlaka düzeltilmesi lazım. Dolar kuruna gelince, bundan ben birkaç hafta önce şunu söylemiştim. Türkiye'de yıl sonu enflasyon beklentisini birçok yabancı kurum %65'ten üzerine çıkarmış durumda. Evet. Biz şimdiden bile %64'ü bu sene itibariyle gördük. Tabi bu biraz azalabilir belki ama en azından etkisi azalarak devam eder ama Ben de bir virgül koyayım burada. Buyurun, Mesela Morgan Stanley'in bir tarih verdiği bir açıklama var. Morgan Stanley diyor ki Merkez Bankası Eylül sonunda da faiz artışlarına devam edebilir. Türkiye'nin diyor yıl sonu TÜFE tahmini de artıyor. Analistler enflasyonun 2024'ün Mayıs'ında yani yerel seçimden sonraki aylarda %67 ile zirve yapmasını bekliyor diyor. Morgan Stanley tarafından yapılan açıklamanın meal metninde daha doğrusu. Şimdi oldukça yüksek bir rakam tabii. Ve seçim sonrası da olması, yani sizin söylediğiniz şeylerle paralel seyrediyor. Yatırımcıların gelme ihtimali olan, yani o stabilizasyonu gören yatırımcının gelme ihtimali olan dönemi seçim sonrası olarak işaret etmiştiniz siz. Aynı dönemde enflasyonun da zirve yaptığını Stanley'in açıklamasına göre görüyoruz. Allah açısı Gülnur Hanım, Morgan Stanley çok iyimser bir açıklama yapmış. Açısı sadece Merkez Bankası'nın kendi tahmini bile bu sene yıl sonu itibariyle %58. Evet. Ki Merkez Bankası son 22 yılda hiçbir enflasyon tahminini tutturamamıştır. Onu da size söyleyeyim. Evet. Benim beklentim, yani bunun uluslararası piyasalardaki hesaplamalara göre baktığımız zaman yıl sonu itibariyle %70'lere dayanmış bir enflasyonu biz göreceğiz. Hı hı. Bu kaçınılmaz. Siz Aralık gibi diyorsunuz yani. Aralık sonu itibariyle tam takvim yılı itibariyle biz yıl sonunda %70'lere dayanan bir enflasyonu göreceğiz. Ve maalesef dolar kurumuzda 35 lira ve 35 lira üzerinde seyretme ihtimali son derece yüksek. Şimdi Morgan Stanley bir yönüyle doğru bir yere değiniyor. Seçime kadar diyor ki seçime kadar Merkez Bankası faiz artırımı yapar ama bu faiz artırımları çok küçük küçük olacak. Yani dostlar alışverişte görsün. Yaptım mı yaptım. Piyasada hiçbir etkisi olmaz. Bakın biz şimdi nereden bahsediyoruz? Enflasyon değerimiz %64, doğru mu? Evet. Temmuz'a itibariyle geri 12 yıl. Peki para politikası faizimiz yüzde kaç? 17,5. 17,5 oldu. Aradaki evet. Fark ne kadar? Aradaki fark ne kadar? 50 puan. Yani reel faiz sıfırın son derece altında. Bu şartlar altında Türkiye'ye gelecek hiçbir yatırımcı, buna Körfez ülkeleri dahil, doğrudan yatırım yapmaya asla gelmezler. Bir de enflasyon ortamı yabancı yatırımcı için son derece riskli bir ortam. Yani Morgan Stanley dediği gibi seçimden sonra en yüksek enflasyon hatta artar göreceğiz. Hı hı. Ama yine yabancı yatırımcı için yeterli değil. Evet. Yabancı yatırımcı enflasyon sürecinin belli bir patikaya kavuştuğunu görmediği, enflasyona ciddi bir mücadelenin oluştuğuna ikna olmadığı ve döviz kurunun yine belli bir patikada düzenli seyretmediği noktada